Eğitim Bir Sen Şube Başkanı İbrahim Coşkun, Şanlıurfa'da öğretmen açığının 8-11 civarında olduğunu ifade ederek bu açığın Şanlıurfa'ya atanacak 2500 atama ile kapanmayacağını söyledi. Şimdi en son Milli Eğitim Müdürlüğümüzden aldığımız bilgiler doğrultusunda diyelim ya da bizim kendi yaptığımız çalışmalar sonucunda biliyorsunuz Haziran ayında eş özür grubundan dolayı Urfa'dan gidenler oldu. Yaklaşık 2200-2300 civarı. Bir de bu aralar biliyorsunuz eş özür grubundan dolayı il dışına bundan da yaklaşık 1000 küsür öğretmenin gideceğini ben tahmin ediyorum. Şanlıurfa'da öğretmen açığı giderek büyümeye devam ediyor. Eğitim Bir Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, Haziran ayında eş, özür grubundan 2300 öğretmenin Şanlıurfa'dan gittiğini, bu aralar ise yine eş ve özür grubundan yaklaşık bir öğretmenin gideceğini ifade etti. Geçen yıllarda 5000 öğretmen açığı olduğu Şanlıurfa'da, bu yıl eş ve özür grubundan giden öğretmenlerle açığın 8-10.000 civarında olduğu öğrenildi. Bakan Coşkun, Eylül ayında gerçekleşecek 20 bin öğretmen atamasında aslan payının Şanlıurfa'ya verilmesini beklediğini söylerken, açığın 20 bin ile kapanmayacağını da söyledi. 8 bin ile 10 bin arasında bir öğretmen açığımız oluşuyor. Biliyorsunuz Eylül ayında 20 bin öğretmen alımı ile ilgili yerlere dağıtılacak. 20 bin yeni öğretmen alındı. Tabii her yıl aslan payını Urfa almasına rağmen maalesef öğretmenlerimiz normal rutin sürelerini doldurdukları gibi buradan da gitmektedirler. Dolayısıyla 8-10 bin açığımız olacak. Bu 20 bin yeni atanan öğretmenden de en fazla 2500-3000 civarında öğretmen verilecek. Dolayısıyla öğretmen açığımız bir türlü kapatılamayacak. Biz buradan yetkililere tekrar sesleniyoruz. Dışarıda yüz binleri bulan öğretmen adayımız, atanamayan öğretmen arkadaşlarımız var. İhtiyacımız da Türkiye geneli için konuşuyorum. 100.000'den fazla öğretmen ihtiyacı var. Özellikle bu pandemi sürecinden de bunu göz önüne aldığımızda belki sayı biraz daha artabilir. Bir an önce bu öğretmen ihtiyacımızın ücretli öğretmenlikle değil de mutlaka kadrolu bir şekilde, sözleşmeliliği de kabul etmiyoruz. Kadrolu bir şekilde bu açığın bir an önce kapatılıp her sınıfa kadrolu öğretmen atayarak çocuklarımızı eğitim öğretimle buluşturup en azından Urfa'mızın eğitimine de bu şekilde inşallah katkı sunarız diye. Bununla ilgili özellikle siyasilerimiz gerek genel merkezimiz olsun bu bahsettiğimiz açığımızı gerekli yerlere, yetkililere biz de iletiyoruz. Yani öğretmen atamasının Urfa'ya gerçekten fazla olması gerekir. Bu açığı kapatacak oranda olması gerekir. Az önce de söylediğim gibi tabii diğer illerin de açıkları var. O yüzden 20 bin atama değil, bunun mutlaka 100 binlere ulaştırılması gerekir. 100 bin sayısında öğretmen alınması gerekir ki bu açığımızı sağlıklı bir şekilde düzenleyebilelim, eğitim öğretimimize daha sağlıklı bir şekilde yürütebilelim.